Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün bayağı kar yağdı. Dün akşam saatlerinden böyle ince ince yağmaya başladı. Gece doldurmuş. Sizler de gördünüz. Bayağı kar yağmış. Geçen bu kadar yağmamıştı. Bu sefer bayağı çok yağmış. Maşallah. Şimdi dün gece öyle bir rüzgar vardı ki yollara falan full çamlar hep devrilmiş. Çoğu yol kapanmış arkadaşlar, bizim köy yolları falan. Şu an bile zor yürüyorum yani karda ben. O kadar çok yağmış. Köpüşlere bak. Alfa gel kız buraya. Gel kız buraya. Şımarık bebek seni. Benekli. Benekli benim. Benekli kızım. Şimdi dışarı çıktım arkadaşlar. Sabah şöyle bir dolaşıp geldiydik. Akşam yemeğini falan hazırladım. Ablam, Tülay ablamla Hasan da Bolu'ya gitti. Onları gönderdik yollara çıktıktan sonra. Şimdi akşam işlerine başlayacağız. Kar artık geldi. Ama sadece dün gösteriyordu kar yağışı. Bir hafta gösteriyor. Açık gösteriyor. Hava falan da ne kadar güzel duruyor değil mi? Şimdi tavukların yumurtalarını toplayalım. Bismillah. Sonra da kuzulara, koyunlara bakacağız. Size bir yem dökelim arkadaşlar. Şimdi yumurtlamışlar bir tane. Durun bakalım. Şuraya koya koya. Başka var mı? Başka da yumurta yok. Tülay ablam giderken toplamış yumurtaları. Size yem getirelim. Babacık çekil. Şimdi geçen haftalar biz sayıları çıkartıyorduk ya arkadaşlar, içerileri. Traktör de bizim buralara çok zor girdiği için orta direkleri almıştık biz, traktör kolay geçsin diye. Cengiz'e bak, Cengiz'e. Orta direkleri alınca arkadaşlar takamadık. Dün akşam da bu kadar çok fazla yoğun bir kar beklemiyorduk. Saya göçmüş. Hemen göstereyim sizlere. Karıyı kapatak. Ne oldu? Cengiz, koyuna otu verdik. Şurası arkadaşlar bakın. Çok ağır gelmiş ya. Kar, aşırı bir çok kar var ya. Poyraz oğlum. Dikkat et buralarda. Koyun otu yiyor. İşte babam yeniden 3 tane direk koymuş ama yarın kar eriyor yani. Hava biraz daha açtı. İnşallah erir.
tekrar yağmazsa yarın buraya yeniden çatıyı yapacağız. Baksanıza bayağı şurada çok bir kar birikintisi var. Yumak sen de geldin mi? Cimcime kız seni. İkinci aşılarını da yaptım ben bunların 3 gün önce keratalara. Şimdi sağlık durumları maşallahları var. Can kız burada. Burada da cimcimeler var. Maşallah size. Anneleri daha ot yiyor. Yesinler. Sonra çocuklarıyla buluşacaklar. İçiniz ısınsın diye, hayvanların içi ısınsın diye yal yaptım sıcak suyla. Belki burada, Akkız da burada. Pek canın istemiyor gibi oğlum senin. Akkız yiyecek olsun da, sonra sen ye. Yoruldum ben buraya çıkana da. Şimdi köpekleri biz bağlıyoruz arkadaşlar. Kışın kurt köpekleri yer arkadaşlar. Birçoğunuz bunu bilirsiniz. Bizim burada da daha önceden çok fazla yaşandığı için bu olay. Köpekleri bağlıyoruz akşamları falan. Gündüzleri de bağlıyoruz. Böke falan bağlı. Şu an boş olarak yavrular var. Yavrular da daha bacakları eğri olmasın diye bağlamıyoruz. Bununla ve... Sonra mercan var, dışarıda boş olan. Bir de alfa var. İki tanesi boş şu an, bağlı değil. Diğerlerini bağladık. Her tarafa bağlıyoruz. Bu da benekli kız. Yürü kız. Gel size yal yaptım yürü. Yani köpeklerin karnı tok. Biraz geç yedilerdi. Öğleye doğru falan yemişlerdi. Şimdi de yemediler. Pek yemek istemediler. Yine önlerine koydum. Canları isterse birazdan yerler. Ben de artık eve gidiyorum. Akşam yemeğini yeriz. İki gündür elektrikler yok. Dün akşam rüzgardan dolayı elektrikler gitti. Hala gelmedi. İnternet çekmiyor, telefon çekmiyor. Çok zor bir durummuş gerçekten. Böyle önceden falan nasıl yaşıyorlarmış ya. Vallahi dedim. Ama gerçi o zaman da bazı şeyler bilinmediği için aranmıyor. Ama şu an bildiğimiz için arıyor insan ister istemez. Elektriği falan, interneti, telefonu. Soğuktan yine konuşamadım ya. Hadi eve gidelim kalan. Dondum. Hadi girin içeri. Yürü. Hadi. Oyalanma dışarıda. Girin içeri. Çünkü böyle. Artık yarın da çatıyı yaparız. İnşallah. Üstündeki, tavandaki kar erimesi lazım tabii. Şuna bakın her yer vıcır vıcır olmuş. Yiyin çocuklar. Size de bıraktım ya. Koca olanlar. Kapıyor.
Almaz hepsini, ağır koy. Lambaların dibine oturduk da, hiç tutucuk diye uğraşıyorduk.